Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün kan bağışında bulunmak için kampanyamız var. Şayet siz kampanyamıza bugün gelemediyseniz Gebenfürleben sayfasında www.gebenfurleben.at'de online anmeldeğinizi yapıp, kaydınızı yapıp biz size kayıt için örnekleri posta yoluyla gönderebiliriz. Dönör olmak için, ilik dönörü olmak için burada kan alınıyor. Çok önemli bir şey. Halkımız çok büyük rağbet gösteriyor. Çok insan geldi. Ama daha fazla insan gelmesi gerekiyor. Çünkü önemli olan belki bizi de bulaşabilir bu hastalık. Kan kanserde olabiliriz. Ve o zaman da uygun bir ilik bulunması gerekiyor. Bunun için de data bank oluşturuluyor. Kimin iliği uygun olup olmadığını bakmak için kan vermek gerekiyor. Küçük bir tip kan verdiğimizde bunu test yapabiliyoruz. İleride tabii bizim muayenehanede de bu yapılabilecek. 11. Viyana'da Albin Hirschplatz 2'de bizim muayenehanede de kan verilip bu testler yapılabilecek. Merhabalar Kanal 7 izleyicileri. Bugün burada donör için kan vermeye geldik. Biz daha önce bu hastalığı yaşamış bir aileyiz. Görümcem benim eşime donör oldu. Şu an gayet sağlıklı, hiçbir şey yok. Ya korkmasınlar, güzel bir şey, güzel bir duygu, bir hayat kurtardık yani. Yani korkacak hiçbir şey yoktur. Ufak bir kan alıyorlar. Bir çay bardağı değerinde bir kan alıyorlar. Hiçbir şey yoktur. Yani güzel bir duygu. Bilmiyorum. Hayatlarını kurtardık. Allah'ım bütün herkese sağlık sıhhat versin. Ne diyelim yani. Evet yani gerçekten bu çok önemli bir durum. Ve lösemi, lenfoma çocukluk çağı hastalığımız oldu şu an. Çok insan bu hastalıkla savaşıyor. Ve buradan, bu hastalıktan kurtulmanın tek şansı donör, yani ilik nakli. İlik nakli deyince insanlar çok korkuyorlar. Bunu bir böbrek nakli, organ nakli gibi görüyorlar ama öyle bir şey değil. Sadece vücutlarından alınan hücreler toplanıyor. Bu da gerçekten bir çay bardağını bile doldurmuyor. Zaten ilik verilmeden önce doktorlar size bütün check-up yapıyorlar. Bütün organlarınız kontrol ediliyor. Ondan sonra o doktordan tamam bu insan ilik verebilir dedikten sonra, hiçbir sağlık sorunu yaşamayacak dedikten sonra ilik veriyorlar. Asıl ilik vermek değil, ilik verdikten sonra hastanın hayata tutunması, ona olan morali, yani yine hastaya çok önemli görev düşüyor. İlik vermekten korkmayın. İlik vermek canınızı vermek değil. İlik vermek sizin için can vermek. Gerçekten birine can veriyorsunuz. Bunun yarın sizin de başınıza gelmeyeceğinizi düşünmeyin. Ailenizden çok sevdiğiniz birinin başına gelmeyecek diye düşünmeyin. Bu insanlar gibi siz de çok zor bir şekilde bu iliği aramayın. Siz verin ki yarın sizin için gerekli olan ilik hemen bulunsun ve bu zor dönemi siz yaşamayın. Hepinizin katılımını bekliyoruz. İnşallah buradan da hastaya donör bulunacak ve yarınlar için bütün insanlara bulunacak. Çok teşekkürler. Bugün kan bağışında bulunmak için kampanyamız var. Şayet siz kampanyamıza bugün gelemediyseniz Gebenfürleben sayfasında www.gebenfurleben.at'de online anmeldeğinizi yapıp, kaydınızı yapıp biz size kayıt için örnekleri posta yoluyla gönderebiliriz.